Gidişattan memnun mu vatandaş? Vallahi bunları soruyoruz. Hayat şartları çok güzel abi. Bilmiyorum, biz izine geldik buraya. Dışından mı geldik? Evet, dışından geldik. Viyana'dan geldik ama eskisine göre gerçekten çok pahalı. Hani son ne zaman gelmiştiniz? Geçen sene gelmiştik. Geçen yıldan bu yana neler değişmiş? Bunu en iyi siz fark ediyorsunuz, o yüzden soruyorum. Ekonomi gerçekten çok çok üst seviyede, yani çok artış var. Bütün fiyatlar, yani bunlardan biz bile etkileniyoruz. Bizi bile zorluyor yani. Evet evet, aşırı derecede. Bilmiyorum ya, hayat şartları burada. Bu duruma gelmesinin sebebi ne? Şimdi birçok vatandaş bunu kabul ediyor. Evet, ekonomi iyi değil ama işte sebeplerine gelince işin içinden çıkamıyoruz. Dış güçler diyorlar. Güçler, ne bileyim, esnaf yapıyor. Bir dış güçler diyorlar ama bu dış güçler, herkes biliyor. Dış güçler var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Vallahi her şeyin hayırlısını diliyorum. Ne diyeyim? Halk kendi seçimini yaptı. Yani yurt dışındakiler de bu seçimi yaptı. Ne diyebilirim ki? Güzel bir noktaya değindiniz. Halk seçimini yaptı. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Demek ki insanlar halinden memnun mu? Yoksa başka bir psikolojik sebebi var mı? İnsanlar halinden memnun değil ama yurt dışındaki oylar da etki etti buna. Hani çünkü orada da, Avusturya'da da yaşayanlar, yani Avusturyalılar bize kendileri söylüyordu ki işte siz mesela Türkiye'de yaşamıyorsunuz, sen neden oy kullanıyorsunuz falan. Büyük bir haksızlık gerçekten. Hani orada yaşayıp da buradaki milletin hakkına girmek doğru değil bence. Onlar bile söylüyor. Evet evet evet. Gerçekten hani onların kendi dilinden bile söyledikleri zaman çok zor. Hani sizin başkalarının hakkında karar veremezsiniz diyorlar. Gerçekten de haklılar yani. Ülkenin durumunu çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz siz. Çünkü yılda bir kere veya iki kere geliyorsunuz. Çünkü her geldiğinizde bir şeyler değişmiş oluyor. Çok iyi gözlemle yapıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. İstatistiklere baktığımız zaman dediğiniz gibi orada vatandaşlarımız oy kullanabiliyorlar yurt dışında. Bunu bildikleri halde, Türkiye'deki durumu gözlemledikleri, Avrupa ile Türkiye'yi çok iyi kıyaslayabildikleri halde İstatistiklere baktığımız zaman Avrupa'daki gurbetçiler ağırlıklı olarak mevcut iktidara AK Parti'ye oy veriyorlar. Yani bunun tam olarak sebebi ne olabilir sizce? Bence Euro'nun yükselmesi onların işine yarıyormuş gibi düşünüyorlar. Ama Euro da burada ekstra bir değer kaybediyor. Bunun da farkında değiller. Hani ne kadar yükselirse buradaki fiyatlar da o kadar çok arttığı için bunun farkında değil, ama çok parayı gördükleri zaman bir yandan düşünüyorlar ki işte bizim cebimizde bu kadar para var, istediğimizi alabiliyoruz falan, o mantıkla gidiyorlar. Tamamen kişisel menfaat. Evet evet, bence öyle. Çünkü durum hiç açıcı görünmüyor gerçekten. Sonunda siz de bu ülkenin evladısınız abi. Şimdi baktığınız zaman memleketin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ne olacak memleketin hali? Çok klasik bir soru. Bence büyük bir değişime ihtiyacı var. Her konuda. En büyük problem de ekonomiyle adalet başa alıyor bence. Bilmiyorum, her şeyin hayırlısını diliyorum ama gerçekten. İnşallah olur diye umut ediyorum. Gençlerle konuşuyorum ben elimden geldiğince. Siz yurt dışında yaşadığınız için söylüyorum. Gençlerin çoğunun hayali yurt dışına gitmek. Elinde imkanı olan da gidiyor bu arada. Gitmeye devam ediyor bir taraftan. Orada karşılaşıyor musunuz bu gençlerle? Ne durumdalar? Ne yapıyorlar? Çünkü bazı abiler, gurbetçilerimiz diyor ki işte gelmesinler, Türkiye'den daha kötü orası diyorlar. Evet söylüyorlar. Hani diyorlar köpek maması yiyoruz, lağım suyu içiyoruz. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Şu an gerçekten açarım internete bakabilirim. Yok köpek maması yiyoruz, lağım suyu içiyoruz, işte tezgahlar bomboş, gerçekten yalan. Hani oranın parasını yiyip de getirip de burada kullanıp paşalar gibi geziyorlar, arabalara biniyorlar. Yani bunun kısacası yediğin kaba tükürmek anlamına geliyor. Çok güzel bir örnek verdiniz aslında. Biz buna çok sık rastlıyoruz burada. Malum Antalya, gurbetçiler tatile geliyorlar ve burada karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Gerçeği hepimiz biliyoruz. Bugün ben cebimdeki telefondan açıp, ne bileyim, Almanya'da Aldi'deki fiyatlara hakimim. Evet. Her şeyi görebiliyorum, evet. Ama buraya geldiklerinde çok farklı konuşuyorlar ve gözümüzün içine baka baka yapıyorlar bunu. Diyorlar ki şu para burada. Ama değil, kesinlikle yalan söylüyorlar. Değil. Niye bunu yapıyorlar? Bile bile neden yalan söylüyorlar ve bu insanlar Müslümanlıktan dem vuruyorlar bunu yaparken. Çıkar peşinde. Her şey çıkar. Bu tarz şeyler yüzünden de insanlar gurbetçilere, biraz bazı insanlar ters bakıyorlar. Ya, farklı gözle bakıyorlar. Yaşın yanında kuru da yanıyor yani mesela. Hani onların verdiği oylar etkileyip buradaki halkı, bizleri, karşıdaki bakış açısından bütün insanlara etki ediyor. Maalesef öyle gerçekten. Ya hayat çok pahalı zaten. Yani kimse önünü göremiyor. 3 yıldır Kazakistan'da yaşıyordum. Oy. Yeni geldim ben. Tatile mi geldiniz? Dönüş yaptım da 1-2 yıl sonra tekrar geri dönmeyi planlıyorum. Neden geri gitmeyi düşünüyorsunuz abi? Orada hayat çok güzel. Kazakistan'da. Ben 35 yıl Antalya'da yaşıyorum. Ben 3 yıl orada yaşıyorum. Bayıldım oraya. İnsanlar mutlu. 3 yıl önce gitmişsiniz Türkiye'den oraya. Şimdi 3 yıl sonra geri döndünüz. Abi yani bunu en iyisiz gözlemlersiniz. 3 yılda neler değişmiş? Antalya'ya geldim ben. Şimdi Antalya'ya geldim, şok oldum. Niye? İnsanlar mutsuz. Kimse yüzü gülmüyor. Mutsuz yani. Şimdi ayıp olmasın, bir canım pide yemeye gittim. Bir kadın geldi 20 TL'inde. Bana 20 TL pide verir misin diye. Yalvarıyorlar yani. Yani bunu ne siyasetçiler görüyor, ne baştakiler görüyor. Yani bu böyle gider bu. Yani bunu düzelmez. Bunun yerine gelen de düzelmez. Yani işimiz çok zor. Bir taraftan da halk kendi seçimlerini kendisi yapabiliyor. Biz bir seçime gittik, sandığa gittik bir yıl önce. Seçim yani bunlar zaten baştan her şey belli yani. Ben mesela şu an 23 yıldır AKP yönetiyor değil mi? Ben CHP'nin arka bahçesi olduğunu düşünüyorum yani. Yani aslında bir yetersiz bir muhalefet var diyorsun. Yok, herkes olduğu yerden mutlu. Herkes olduğu yerden mutlu. Senin görevin kaybetmek, onun görevi kazanmak. Bu işler böyle yani. Yani burada gariban ne yemiş, ne içmiş. Ben 15 bin kiraya oturuyorum ya.
Yani bana söyler misin 12.000 TL asgari ücretli olan bir ülkede sen 15.000 kira nasıl oturursun yani? İnsanları yani buna da ses çıkarmıyorlar. Bu olay başka bir ülkede olmuş olsa savaş çıkar. Savaş çıkar yani. 3 yıl önce giderken kiranız ne kadardı abi burada? 4.500 lira. 4.500 lira ama şöyle 3.000 ben bir ara dönem geldim. 4.500'ü daha bir yıl olmadan 15.000'e çıktı. Adam hala 17.500 istiyor yani. Ben mesela otoboy ustasıyım. Ben şu an 35.000 TL'ye çalışıyorum. Düşünüyor. Yok burada. Orada ne kadar oluyor şu an? Orada 1.500 dolar paralıydı. Ya oradaki en çok hoşuma gidiyor. Kimse siyaset konuşmuyor. Bizim bu televizyonlarda var ya bu Esra Eroğullar, ne bileyim bu Müge Anlılar. Orada öyle bir şey yok. Bizim ülkemizde zaten polis pili diye bir şey yok. Başımızda bir tane Müge Anlı var. Yani düşünsene polis komiseri diyor ki bir dakika bekle diyor. Sen bunu söyleyemezsin ya. Sen bir ülkenin polis memuruna bunu söyleyemezsin. Bekle diyemezsin yani. Sen kimsin yani? Yani onlara başımıza şey yaptık yani. Çıktığı kanalla zaten. Ya 15 sene bu ülke eğlenme programı seyret. İnsanların kafasını uyuşturmak gibi en güzel yaptıkları şeyler var mesela. İnsan kafasını uyuşturuyorsun, vandalizm. Her ne kadar siz şimdi gidecek olsanız da neticede günün sonunda... Yani ben şu an buradayım mutsuzum yani. Ben de mutsuzum bak. Burada yaşıyorum ve mutsuzum ya. Abi mutsuzum. Bak 35 yıldır ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'yı çok seviyordum. Geldim. Bak şu an bak hani insanlar gelsinler, yabancı insanlar gelsinler ama... Bir Vietnamlı görüyorum, onu da gördük yani. Vietnamlı'ya geldim. Ben sizi ilk karşılarken nasıl karşıladığımı biliyorsunuz. İyi akşamlar evet. Dedim önce. Şimdi izleyicileri bunu görmüyor. Konuşmayan insanlar var, geçiyorlar. Biz onları yayınlamıyoruz. Konuşanları yayınlıyoruz sadece. İnsanlara ben bu şekilde yaklaştığım halde birçok insan küfretmişiz gibi bize tepki verebiliyorlar. Aslında sizin söylediğinizi doğruluyor bu. Böyle bir durum var. İnsanlar... Bir de ne bileyim, haya diye bir şey kalmamış yani. Haya diye bir şey yok yani. Eğitim sadesi var. Tramvayda geliyorum, bir tane yaşlı kadın orada oturuyor. 5 tane genç oturuyor, bana yer vermiyorlar ya. Yani biz Antalya'da biz bir yetişmedik. Ben 51 yaşındayım. Böyle görmedik yani. Şimdi çocuklara desen ki yer ver orada kavga çıkarıyor yani. Bir şey diyemiyorsun yani. Olacak memleketin hali abi böyle. Abi çok güzel bir ülkemiz var. Çok konuşacak şey var da ben burada fazla konuşamıyorum yani. Abi çekilme niye? Akşam gele beni aldılar ya. İnsan bugün bunu söyledi. Ben bu partiye oy vermedim. Vermem de yani. Çünkü vermem. Çünkü bana hitap etmiyor. Ya 25 yılda bu ülkeyi yönetiyorlar. Benim gençliğim gitti yani. Nasıl oluyor abi? Biz oy veriyoruz sonuçta. Verdik. Her şey belli. 15 sene ödeneceğim. Onun zaten yol haritası sana çiziyor yani. Güvenilir değil seçim sonuçları diyorsunuz. Ben inanmıyorum yani. Ama şükür halimize gene bir şekilde yani yuvarlanıp gidiyoruz yani. Gitmek istiyorsunuz yurt dışına. Gençler de bugün birçoğu yani %90'ı belki gençlerin yurt dışına... Kimse geleceğini görmüyor ki. Kimse geleceğini görmüyor. Vallahi ben keşke 30 yaşına gitseydim diyordum ya. Ya düşünsene bak bir Lexus araba orada. Ben arabayı boyadım. Patronumun arabasını. Ben otoboy ustasıyım bak. Araba Amerika'dan geldi. Ben boyadım. O arabayı 4.500 dolara sattı. Burada bir Lexus ne kadar abi? 3 milyondan 2 milyon aşağı değil yok yani. Şimdi ben 51 yaşındayım. Benim evim yok. Benim araba alma şansım zaten yok yani. Yok alamazsın. Mümkün değil yani. Orada alırsın. Bir şekilde alırsın yani. Ya Avrupa ülkesinden bahsetmiyoruz. Kazakistan'dan bahsediyoruz. Ya, Kazakistan'dan yani. 4.500 dolara bir Lexus araba satılıyor yani. Orada bir de Jeep yani. Valla 1 milyon TL'si olan var ya orada kral gibi yaşar. Çok ciddi söylüyorum. Araba alsat ne bileyim şu an. Gençlere bir tavsiyeniz var mı? Abi ülkesini sevsinler. Ne bileyim yani uyuşturucudan uzak dursunlar. Bak ben 51 yaşındayım tekrar söylüyorum. Ben sigara kullanmıyorum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Sosyal içiciyim ve yeri ve zamanına göre. Ondan sonra maalesef sokakları görüyoruz yani. Meslek sahibi olsunlar. Ya kimse muhtaç olmasınlar diyeceğim bu yani. Teşekkür ederim. Yayınlıyorum müsaadenizle. Gündeminizde ne var bunu soruyorum. Vatandaşın gündeminde ne var? Biliyorsunuz Türkiye'de gündem sürekli değişiyor. Sade bir vatandaş olarak gündeminizde ne var? Şöyle mesela beni en çok dikkatimi çeken konu İzmir'de yangın olduğu halde bile milletvekillerinin dövüşleri konuşulmuştu haberlerde. Bok gibi ülke sonuçta ben çok şaşırmıyorum. Kesinlikle şaşırmıyorum. Onun dışında hayvanlar konusunda ya ben şimdi çok linçleneceğim. %100 eminim fazlasıyla linçleneceğim ama karşı değilim. Bence top atılmalı çünkü bir sürü insan da öldü. Olacak gibi değil. Yani hoş değil. İnsan öldü, çocuk öldü. Daha devam ediyor zaten. Beni köpek kovaladı, beni de ısırdı. Hoş değil. Köpekler de köpek gibi davransa okeyim. Ama değiller. Onun dışında başka yani... Vatandaş ekonomiden dert yanıyor. Evet. Böyle bir durum var. Tabii ki de ekonomi zaten çok kötü, rezalet. Ya ben yani tamam hadi neyse benim işim fena değil. Ben havaalanı Starbucks'ta çalışıyorum. 8 saat yani ayaktayım. Aldığım maaşta 20 bin lira falan yani. Hadi ya bir genç olarak beni idare ediyor. Yoksa ben yalnız yaşasam 20 bin lira hiçbir şekilde hayatta beni ayakta tutmaz yani. Çünkü şu an zaten en kötü kira 15 bin lira. Biz taşınacağız yani annemler en düşük uygun fiyatlı bulmak istiyor evi. Bulamıyoruz. Niye? Çünkü yok yani. Yok. İşte iyi bir yer istiyoruz. O da yok. Ülke zaten hani mahalleleri de çok kötü. Hayat da çok kötü. Rezalet durumdayız. İyi değil yani. Ben mutlu değilim. Ve cebimde 50 lira var. Geziyorum yani.
gelen noktaya değiniriz. Evet, kiralar bile çok pahalı. Yani birkaç yıl önceden şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum. O zamanlar en azından insanlar aldıkları maaşlarıyla kiralarını ödeyip bir şekilde de hayatlarını idame edebiliyorlardı ama yani bugün içinde bulunduğumuz durumda insanlar aldıkları maaşla kiralarını bile karşılayamaz duruma geldiler. Şimdi bunun sebepleri tartışma konusu. Ekonominin kötü olduğu konusunda birçok insan hemfikir ama ekonomi neden bu duruma geldi? Bu işin içinden biz çıkamıyoruz. Dış güçler diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Biz neden bunları yaşıyoruz? İnanın hiç bilmiyorum ama otoboka vergi var. Emekliler yüzünden yaşıyoruz. Nasıl yani tam olarak? Boş kafalı, beyinsiz emekliler yüzünden. Abla konuşmaya ben korkuyorum. Sana açık söyleyeyim. Yok, ben konuşurum. Emekliler yüzünden bu haldeyiz. Eskiden emekli ev alabiliyordu. Benim annem emekli öğretmendi. Ev alırdı. 5 çocuk büyüttü, 5 çocuk okuttu, bir yerlere getirdi. Şimdi maalesef biz sürünüyoruz. Yakında oturacağım, emekliye sadaka diyeceğim. Az kaldı. Geldik. Şimdi sen kalkıp da bu zihniyete halen böyle uyarsan, kalkıp da partiler arasında, kalkıp da sen bir CHP, PKK dersen ne bekliyorsun? Biz dağdan mı geldik? Adam mı öldürdük? Adam öldürdük. Sen neden biz tutuklanmıyoruz? Ben de merak ediyorum. Teröristiz ya. Dağdan geldik. Ben bunu dün tartışmasını dün yaptım ya. Dün yaptım. Bize siz CHP'liler PKK'lısınız deyince adamı neredeyse dövecektim. Adam bir insanlar da mı söylüyor bunu sokakta? Herhangi bir insan da mı bunu söylüyor? Siyasetçiler söylüyor, eyvallah da. Evet evet, ben bunu şoförle kavga ettim. Dün hiç şoförle, otobüs şoförüyle kavga ettim. Antalya'da. Evet. Ve bunu Varsa giderken şoförle kavga ettim. Siz CHP'liler PKK'lısınız dedi. Sen kimsin lan dedim. Ben neyse tartıştım yani. Demek ki şimdi siyasiler bunu kullanıyorlar. Çünkü insanlar cahil, insanların cahilliğinden faydalanıyorlar. Aynen. Ama demek ki insanlarda bunun karşılığı var. Dini alet ediyorlar. Dini alet ediyorlar. Dini alet edip de sen kalkarsan, bu şekilde şey dersen olmaz. Başımızdakiler 5 vakit namazı kılıyor mu? Kılıyor. Orucunu tutuyor. Peki şu insanların açlık sefaletine ne diyorsun? Sen bana emekliyim, 2.000 lira bile, bana 2.000 lira para verdin. Sen milletvekiline 49 milyar zam yaptın. Kendine 80.000 lira mı, 90.000 lira zam yaptın. Biz açlıktan ölürken, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi şurada bir ayakkabıcıya girdim. Hatta söyledim. Dedim ki bak arkadaş, aşağıda ben Türk'üm, bana 550 liralık dediği ayakkabıyı, sen işte Suriyeliymiş, konuştular nerelisin şu bu, 350 lira diyor dedim. Biz bunu her zaman, bak yakında biz bu ülkeden kovulan insan olacağız. Bak olacağız. Suriyeliler, Afganlar boşuna demiyor. Türkiye bizimdir. Yakında Türkleri kovacağız. Bunları yaşayacağız diyorsunuz. Sence? Giderse... Çocuklarımızın, ben sana bir şey söyleyeyim. Gençlerimizin geleceği var mı? Birçoğu umutsuz. Ben mikrofonu uzatıyorum. Onlarla konuşmaya çalışıyorum. Tabii birçoğu konuşmaya çekinse de birçoğunun hayali yurt dışına gitmek. Maalesef. Hepsi yurt dışına gitmek ben istiyor. Ben de bu yaşta, bak 55 yaşındayım. Ve ben de belki haftaya gidiyorum. Ben bile bu ülkeyi terk edenim. Çünkü yok şu anda, bak gerçekten ciddi anlamda açlık sefalet içindeyiz. Bir takım tedbirler alınıyor hükümet tarafından, biliyorsunuz. Sen kirayı serbest bıraktın arkadaş. Evet. Ev sahibiyle kiracı birbirini öldürsün diyorsun. Sence? %65, %25'i kaldırdın, %65'e çıkardın. Peki bu emekli sana bu kira mı verecek? Elektrik su mu? Ben evimde bak 3 gün kaldım. 3 gün kendi evimde. Şu anda 260 lira elektrik faturası gelmiş. 3 gün kaldım bak, 3 gün. Şu anda geldi mesajı, bakın 260 TL. Göstereyim. Ben yani... Etrafında zamlar gelmeye devam ediyor. Elektrik demişken, elektriğe, akaryakıta... Her gün geliyor arkadaşım, her gün geliyor. Bakın sonunda insanlar birbirini zaten öldür... Yani bakmayın şu anda sanalda intihar edenler... şey oldu hani, kısıtlama geldi. Çok intihar eden var. Çok intihar eden var. Yani sizce yok mu? O kadar çok insan var ki. Ben şu anda kaç tane kredi çekmişim? 3 krediyle yaşıyorum. Ve ne? 4500, 4700 küsür 800 lira. Hadi bakalım. Bir de şu anda bir de kredi kartına dayandım. Ne yapmamı istersin? Sonumuz iyi değil. Ve gerçekten şunun farkındayız. İnsanların, bakın geçen ben internette okudum. Avrupa bile uyarıyor. Türk halkının hani şeyi artık tükenmeye başlıyor yavaş yavaş. Sabrı. Türkiye bitti ki. Türkiye adında hiçbir şey kalmadı. Yakılıp yıkılıyor, satılıyor. Yakılıp yıkılıyor, satılıyor. Siyasilerden yapılan açıklamalara bakıyoruz. Çok daha güzel. Böyle toz pembe tablolar çiziliyor. Zaten kim ayranını ekşider? Siyasiler dediğiniz belli zaten. Ama biz tükendik. En kötü tarafı da bu galiba. Dediniz ki gelecek yok, umut yok. Yani yok, umut yok, olmaması... Yok, o bitti. Bitti o. Şimdi ben ev alırım ya da bir şey yaparım. O bitti. Yani hayal oldu.
Bitti yani, her şeyimiz bitti. Adam bir vatandaş olarak, bir halk olarak, yetkilileri seçen birisi olarak hizmetkarız diyorlar ya efendim. Ben vermem. Milletin hizmetkarıyız diyorlar. Sizin de hizmetkarınız. Doğrudur, doğrudur. Buradan onların efendileri olarak, millet bizim efendimiz diyorlar. Onların efendileri olarak sizi duyuyor olsalardı bir şey söylemek ister miydiniz buradan? Bence artık elini ayağını çeksinler. Çünkü bittik, bittik, bitti. Demokratik bir ülke efendim burası. Bir yıl önce biz... Nasıl demokratik olduğu tartışılır bu arada. Ben, hak veriyorum. Demokrati bir ülke ise benim şu anda şuradan gidip de tutuklanmayacağımı nereden biliyorsun? Garantisini veremem. Geçen gün bir kadın tutuklandı. Evet, bir şey diyemem. Vallahi ben de yani diyorum ya, doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur. Biz de doğruyu söyleyen cezaevinde bulur kendini. Doğruyu söyleyen cezaevinde. Ama maalesef konuşacağız. Konuşmak zorunda çünkü gerçekten Türkiye'nin sonu şu anda bakın. Türklerin bir şu anda Türklerin sayısı çok çok az. Farkında mısınız? Doğum oranları falan çok az düştü. Doğru. Kim doğuruyor? Suriyelilerle Afganlar niye doğuruyor? Çünkü paramatik. Sen Suriyeli'ye kalkıp 19 milyar maaş verirsen, 19 bin lira maaş artı çocuk yardımı veriyorsun. Bana ne veriyorsun? Ha? Bana ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Ben 14 bin lira, şu anda da 14 bin lira yeni oldu. Ben kiramı ödeyeyim, elektrisimi ödeyeyim. Ben boğazımı mı geçindireyim? Emekliler çalışmak zorunda zaten artık. Vallahi çalışmak zorunda ama... İş bulabilsek iyi. Yani emekli bu saatten sonra rahat etmez. Ama biz bunu hak ettik. Ciddi anlam. Ama şu var. Yaşın yanında biz kurular gittik. Kurular gittik. Allah bizler. Bak ben her zaman şunu diyorum. Biz yaşadık. Az çok. 55 yaşındayım. Allah gençlerle çocuklarımızın sonu son değil. Hiç değil. Ve ben şunu sana bir tek de son sözüm. Şu anda bir Suriyeli bir Afganlarla savaşa girersek size yemin ediyorum 55 yaşındayım. Bana silah tutmayı öğreteceksiniz. Ciddiyim, ben savaşa gitmeye hazırım. Ben yemin ederim yaparım. Çünkü şu ülkeyi biz kolay kazanmadık ama çok kolay da kaybettik. Vallahi bir gidişat hiç iyi değil ya. Ekonomi yani millet birbirini yiyor. Kim kimi tutarsa yani. Ekonomi almış başını gidiyor. Duruma geldi. 17.002 lira kime yetiyor asgari ücret? Ama memnun olanlar var. Görüyorum sana. Memnun olanlar. Ben kimseyi görmüyorum. Bir denk geliyor bazı ya emekli dayılar. Ne hale düşmüş bir görsen. Bak insanlar ne haldedir. Herkes. Kimse ya valla kimsenin izi girmiyor. Allah'ına kurban yani. Bak Hacı abiye bak, parası olsa kahveye gider çay içer. Gelmiş burada oturmuş gariban. Vallahi bunlar abi, niye yaşıyoruz kardeşim abi, ya? Neden biz yani bu durumdayız? Niye böyle oldu biliyor musun yani? Ampulü icat edene bir rahmet de geçelim. Allah'a emanet olun. Valla ben yurt dışındayım. Oradan geliyoruz. Evet, gurbeciyiz. Son günümüz zaten. Allah yani insanlara sabır versin. Biraz pahalılık var. Tabii yerine göre orası da pahalı ama buradaki insanların kazancı daha az. Hani Allah sabır versin diye başka bir şey diyemiyorum. En son ne zaman gelmiştiniz abi Türkiye'ye? Dördüncü ay. Bir şeyler değişmiş mi? Dördüncü aydan bu zamana kadar? Çok pahalanmış. O kadar zamanda bile? Tabii oraya çok pahalanmış. Hepimiz hemfikiriz aslında. Yani birçok vatandaş hemfikir. Hayat pahalı Türkiye'de. Ama Türkiye'de dünyanın her yeri aşağıda evet, aynı ama şey. Ama Türkiye'de artık zirveye oynuyor. Hani şeyin, işçinin aldığı paralara göre yaşamak gerçekten çok zor. Çok zor yani. Niye biz bunları yaşıyoruz abi? Yani enflasyon neden bu kadar zirveye tırmandı? Vallahi şimdi orada sadece bir şeyi sadece mesela... İktidarda kim olursa olsun fark etmez. Ona bağlamak doğru değil. Şimdi vatandaş da veyahut da işte dükkan sahiplerinin mesela örnek diyelim. İsim vermek istemiyorum mesela. Fırsatçılar televizyonda ve de reklam şeyleri görüyoruz haberlerde. Kimisi döküyor bazıma, domates döküyor. Veyahut da başka insana getiriyor mesela 25 ton karpuzu hediye ediyor vatandaş yesin diye. Çünkü ya zor yani gerçekten insanların şu kazandığı paraya göre burada ben şaşırıyorum yani. Ama gari ilginç olan bir şey de var. Hiçbirisi lüksüne taviz vermiyor. Lüks hayata devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Toplumun tamamı zengin değil. Değil. Aradaki makas çok büyük. Zaten o makası zaten ayarlayamıyor. Evet. O makası ayarlayamıyor. Ama diğerleri de alt tabakada işte. Hani orta direkt bile değil. Alt tabakada o üst seviyedeki insanları gibi yaşamak istiyor. Daha bunu ne yapacak? Para gelirin yeterli olmadığı zaman ya çalacak ya çırpacak ya başka illegal işlere bulaşacak. Ben başka bir şey düşünmüyorum yani. Hani yaşamak gerçekten bak. Ben mesela orada geliyorum. Belli miktar mesela paramız var, şeyimiz var. Geliyoruz, harcıyoruz, gidiyoruz. Ama buradaki insana baktığım zaman gerçekten yani ben acıyorum. Bir yerine bakıyorsun. Yani benim alamadığım şey o adam rahatlı alıyor. Hani o lüksünden taviz vermiyor asla. Yani o ama normal olarak baktığım zaman gerçekten çok pahalı. Allah'ım millet, insanlara yardım etsin. Günün sonunda bu ülkenin evladısınız abi. Ne olacak evet, memleketin evet. Hali? Nasıl görüyorsunuz? Bilmiyorum. Yani değişti. Acaba diyorum ki, ben şunu da düşünüyorum bak. Acaba yeni birisi gelse, yani bu hangi A evet, parti, değil. B parti değil yani. Bir yere geldiği zaman acaba gerçekten bu devam edecek mi?
değişecek mi? Onu da bilmiyoruz. Aslında bu sorunun cevabını verebilmek için önce biz nasıl bugünlere geldik? Ne oldu da böyle oldu? Bunu ya, anlamak gerekiyor şimdi galiba. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben de size bir şey söyleyeyim bakın. Ben aşağı yukarı 1900'de 34 yıldır yurt dışında yaşıyorum. 87'den beri. Daha fazla. 37 yıl yaşıyorum. Ben bu yaşıma kadar bak bir gün kredi kartı diye bir şey kullanmadım. Bak, kullanmadım. Çünkü kredi kartı bir tuzaktır. Sana veri istediğin veri al harca. Ama şu an insanlara bakıyorum hepsinin cebinde 7-8 tane kredi kartı var. Bunu banka hiç mi denetlemiyor, hiç mi bakmıyor, hiç mi araştırmıyorlar? Sizin aslında birazcık işte o yine ekonomiyle alakalı. Kredi kartı kullanmaya çok fazla ihtiyacınız yok. Şimdi yok. Atıyorum televizyon almak isterseniz gidersiniz 1000 euroya 2000 euroya alırsınız televizyonu koyarsınız. Ama burada 50 bin lira abi televizyon. Yani nasıl insan bunu taksit yapmadan alabilsin? Ama alıyor. Mesela şu lüks taksit artık ama ödüyor ki alıyor. Yani başka bir tane anlam veremiyor. Taksit almak zorunda kalıyor. Mecburen almak zorunda. Nasıl çünkü diyor? Hayatın bir gerekliliği bu da. Yarın geliyor şey haciz geliyor alıp götürüyor hepsini o zaman geri. Ya da şey mi bunu tam olarak nasıl açıklayacağız? Ya da almasın insanlar televizyon izlemesin, ya telefon almasın diyemeyiz herhalde. Şimdi kardeşim bak şöyle bir ayağını yorganına göre uzatta diyelim bir deyim var bizim Türkçe olarak. Çok evet. Mantıklı bir şey. Şimdi ben alıp da benim belli bir gelirim var. Ben bu gelirimi aşarsam tamam yarın ben bocalayacağım bu kesin. Hak veriyorum insanlar ayağını yorganına göre uzatmalı. Işte. Ama yorgan niye küçük abi bu kadar? Şey, gelirimiz yok çünkü biz dışarı bağımlı bir ülkeyiz. Her şeyimiz dışarı bağımlıyız. Hani örnek diyelim mesela bir metal şey olsun zamanda Amerika bir ambargo koydu bu bakıra mı bir şey ambargo koydu. Bizim euro uçtu gitti. Dolar uçtu gitti. Hani biz dışarı ne zaman ki biz kendimiz yapıp da sürersek şöyle piyasaya o zaman biz rahat ederiz. Şimdi ben 3 çok değil yani. Türkiye 3 yıl önce de aşağı yukarı aynıydı. Hani üretmiyorsa o zaman da üretmiyordu ama. Evet. 3 yıl önceye bakıyorum. Emekli bir şekilde kirasını ödeyip hayatını idame edebiliyordu 4 yıl önce. Anladım. Ama bugün içine geldiğimiz durumda emekli kirasını ödeyemez duruma geldi. Yani 3 yılda ne değişmiş olabilir abi? Demek ki bu 3-4 yılda son sıkıntılı bir şeyleri var. Vallahi zor. Hani bir şey de diyemiyorum. Bakıyorum dedim ya şaşkınım. Ama insanların da bir şeyi var. Ama asla bu yani lüks hayatından taviz vermiyor. Ben onu anlamıyorum. Nasıl geçiyor? İnan bak yani soruyorum kendi kendime. Şimdi benim bir belirli miktar gelirim var. Onu mesela kendime göre ayarlamak zorundayım. Ben aşarsam, ben o lükse gidersem bu aydan değil hadi 3 ay sonra, 4 ay sonra hop ne yapmışım? Batarsın. Ama bizde o yok işte. Bir şekil adamlar bu şekil yani derim kredi kartıyla tahminim yani 5, 6, 7, 8 tane kredi kartı adamı gördüm. Adam ondan alıyor, onu yüklüyor, ondan alıyor, onu yüklüyor, ondan sonra bunu çeviriyor, bir şekilde çeviriyor. Vatandaşlarımız maalesef ucuz bir şey almasın diye zorlanıyor. Mesela en son ne oldu Türkiye'de biliyor musunuz? İnsanlar yurt dışından Temu diye bir site vardı. Reklamı evet. Da olsun, önemli evet. Değil. Zaten kapatıldı şu anda. Kapatılmadı da yüksek vergi geldi. Baktı ki vatandaşlar oradan ucuz bir şey alıyorlar. Hemen ya burayı kapatalım gibi yani ek vergi getirildi, sınırlama geldi. Bunun gibi Türkiye'de ne varsa baktılar mesela Türkiye'de telefon pahalıydı. İnsanlar yurt dışından telefon getiriyordu. Bir şekilde kaydettirip kullanıyorlardı. Evet. Önce bir kayıt kayıt kuralı geldi önce. Sonra baktılar ki insanlar kaydettirip gene alıyor telefonu. 30 bin liralara kadar şu an kayıt parası geldi. Yani insanlara bu ülkede ucuz bir şeye erişmesine izin verilmiyor abi. Ya işte, verilmiyor. Maalesef verilmiyor. Ama dediğim gibi sonuçta yine kredi de kartına mecbur tutuluyor. Ya işte kredi kartı zaten insanın bel kemiğini kırıyor. Ya ama şimdi gelirin de yok. Ya ben kredi kartı niye kullanayım kardeşim? Ha, başka bir alternatif de yok. Hani öyle bir şey seviye getirmişler ki hani bir örümcek yani sarmışlar. Tamam mı? Senin ortaya koymuşlar. Nereye gitsen mecbur diyor. Bunu yapacaksın diyor. Anlam veremiyor. İnan. En sonunda mesela 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatta yıllardır söylemiş olduğu süre gelen bir şeyi vardı. Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir evet. Teorisi vardı ama bu dünyada hiçbir ekonomistin söyleyemeyeceği bir şeydir aslında. Evet. Erdoğan'ın bu teorisi maalesef ki kötü sonuçlandı. Şimdi faizler yükseldi, %50'ye geldi ve dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş yine bir şey yaşıyoruz. Faiz yüksek, enflasyon yüksek, her şey aynı anda yüksek, döviz yüksek. Evet. Her şey. Ama dediğim gibi bakıyorum şöyle anlam veremiyorum yani. Şimdi bak, demek ki insanlar memnun. Mesela yurt dışında bir şey var, evet. Sana herhangi bir kredi kartı verirken senin bütün ailene bakarlar. Senin giderine bakarlar. Senin hesaplar ona verirsen. Sen bunu alırsın ya alamazsın. Öyle bir şey var. Burada ama adam geliyor. İnanın ismi bile doğru değil. Yani örnek diyorum benim ismim Recep. Soyadım Ahmetoğlu. Alakası yok. Adam ona kredi veriyor. Kredi veriyor. Evet.
Bu ya bu nasıl işliyor bu devlet, bu bankacı nasıl işliyor? Bak ismi bile yok diyor bana. Kayıtlı değil adam, ülke adı bile yok bile. Varıyor bankaya, konuşuyor, oturuyor. Ben buna şahidim yani. Adam 500 bin TL kredi kartı şey açı vermişler, limit vermişler. 500 bin. Bir tanesi var platin kart. Platin herhalde. Platin kart bak sınırsız. Bu adam ne gelir gösteriyor ne gider gösteriyor, hiçbir şey. Platin kart alıyor bu adam ya. Ya arkadaş ben bakıyorum şimdi kendime. Ben bu platin kartı almam için orada mesela golden kart var mesela. Evet. Almam için benim en az bir aylığım mesela 30 bin 40 bin euro olacak ki onu alabilirim. Başka sana kalıp da al babayın oğluna verir gibi vermezler. Yok yani bizim sistemimizde bir yanlış. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bazı gurbetçilerimiz hani memlekete dönmek istiyoruz falan diyorlar da. Siz Türkiye'deki şartları biliyorsunuz. Mutlaka akrabalarınız da vardır burada. Bu şartlara Türkiye'ye dönmek ister misiniz? Ama bu şartlarda yaşamak şartıyla. Bu şartlarda yaşamak şartıyla derken uzaktan davulun sesi hoş gelir. Ben buraya geliyorum 2 haftalığına 3 haftalığına. Ben bunu görüyorum. Bak şu insanın halini görüyorum. Ben Erdoğan'a da oy attım bak. Açık konuşuyorum. Ve öbürüne attım. Önemli değil. Bu benim babamın oğlu değil. Benim vatandaşım ne zaman ki rahat erer, nasıl erer biliyor musun? Karşıdaki muhalefet güçlü olursa o zaman rahat yaşanır. Başka türlü yaşayamaz. Muhalefet ne kadar baskı yapıp güçlü olursa o daha güzel yaşamaya hak eder. Belki de bizim en büyük sorunumuz muhalefettir abi. Aynen. Ya şunu şöyle söyleyeyim. Hani yanlış anlamam beni. Ben A veya B değilim. Sadece ben şöyle diyeyim. Mesela muhalefette bir Erdoğan var. Yanında bir Kılıçdaroğlu birisi var. Tamam. Yani yanlış anlamam beni. Ben adam dinliyorum. İnan bak yarım saat dinliyorum. Bir saat dinliyorum. Ya ceviz kavramı doldurup şu. Bak şu andaki şu an gelen ismi neydi? Özgür Özel. Adam muhalefet yapıyor. Yeri geldiği zaman yanında oluyor. Bak yeri geldiği muhalefetini yapıyor. Böyle bir şey gerekli. Gerekirse bence mesela bunlar tamam mı? İleride birleşik de bir yönetsinler. Ben ona da varım. Herkes yani ya bu vatandaşa rahat ettirmek istiyorsan o birliğimiz beraberimiz olmak şart. Sadece her şeye hayır demek mantık iş değil. Ya bir şeye varılmaz. Ben ona muhalefetim, ben buna varayım, sen konuşma, seni içeri atarım. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Herkes özgürdür. Herkes özgürce düşüncesini, fikrini söylemeye hakkı vardır. Ama kalkıp da sen bunu dedin, vay FETÖ'cüsün, vay sen şunsun, vay... Ya gerek yok bunlara ya. Geçtiğimiz günlerde röportajda konuşan bir hanımefendi tutuklandı İzmir'de. Böyle bir olay yaşandı mesela. Hayır, şimdi küfür edersen... Elbette ki. Bu her yer. Dozunu aşmış ama kanunen, hukuken cezası yok bunun. Yok, yok. Ama eleştirmeye de yani biraz açık olacaksın. Evet. Kim olursa olsun bu. Bu Özgür Özel de olsun, Erdoğan da olsun, kim olursa olsun. Ya çünkü insanlar fikrini söyleme özgürlüğü olması lazım. Çünkü onu sen, onu ne kadar yasaklarsan o kadar karşı tepki alırsın. Bu budur yani. Ama şunu da diyorum ki, aklımıza, insanlarımıza Allah sabır versin. Gerçekten çok güzel durumlar var. İnşallah da daha iyi gider. Çok söyleyeceğim şey var da ama söylemek istemiyorum şu anda maalesef. Niye olabilir? Ben susayım, siz susun, o da sussun. Niye olabilir? Bak atı veriyorlar hemen içeriye. Yani bir korkumuz var diyorsun, öyle mi? Tabii ki var. Olma yani yok desek yalan olur. Tabii. Şunu diyebilir miyiz? Ülkede insanlar artık konuşmaya çekiniyor. Diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz ve ülke şu anda bitik durumda. Yani diyorum ya her konuda çok söyleyeceğim şey var. Hele şu sokak hayvanları iyice tüy dikti yani maalesef. Tam olarak ben aslında bunu soruyordum. İnsanların gündeminde ne var? Biliyorsunuz siyasetin İnsanların gündemi çok karışık. Gündeminde mülteciler var, sokak hayvanları var, mecliste olan kavgalar var. İnsanların gündeminde her şey var. Emekliler var, asgari ücretliler var. Her şey. Neyi tutsak elimizde kalıyor o zaman. Kaldı ablacığım ya. Maalesef kaldı. Çok klasik bir şey soracağım abla. Çocuklarınız, torunlarınız falan mutlaka vardır. Ne olacak? Yani ülkenin geleceği ne olacak? Onların geleceği ne olacak? Önemli olan bu. Ya yine de umut etmek istiyorum biliyor musunuz? Yani hiç umudumu kesmiyorum. İnşallah biz korunan bir ülkeyiz gençlere gibi geliyor. Gençlere çok evet, güçlüsün. Evet. Çok, çok. Her genç Atatürk'ün kitabesini okumalı. Her genç bilinçlenmeli. Gençlere çok iş düşüyor. Çünkü biz geldik gidiyoruz. Bu ülke onlara kalacak artık yani. Yani bizim yaş grubumuzdakiler tamam gerçekten çok canhıraç bir şeyleri savunmaya çalışıyoruz ama maalesef gençleri öyle bir gençlik yetiştirdiler ki şu anda. Yani gençlikte ben şu anda hiç umut görmüyorum maalesef. Gene yapabilirsek gene bizler bir şey yapacağız. Sizler de gençsiniz inşallah sizler de yaparsınız.